Hayırlı sabahlar. Size hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sen de güzel oldun. Değerli kardeşlerim, aşağı yukarı 5 sene olmaya 1,5 ay var görevdeyiz. Bu 5 senede 12 Şubat Belediye'mizin yeni kurulmuş olması münasebetiyle çok bir şeyi yoktu. Makine parkı yoktu, öyle çok yetişmiş elemanı yoktu. Yani bir düzeni yoktu, belediye binası yoktu geldiğimizde. Şimdi yeni bir belediye binamız oluyor inşallah, çok güzel. Allah ömür verir, onlarda da inşallah hizmet etmeye devam ederiz. Ama hepimiz biliyoruz ki yeni kurulmuş bir belediye ve şu beldeler var ya, Karadere gibi, Fatmalı gibi, Önsen gibi, oralardan da bize 30 trilyon borç kaldı. Hiçbir şeyiniz yok, üstüne 30 trilyon borç. Ama bütün bunları Allah'a şükür ödedik. Belli bir hizmet kervanı yürütmeye başladık. 2014 seçimlerinde buralara geldiğimizde bir şeyimiz yoktu. Çocuklarımız naylon terliklerle çamurların içindeydi. Bugün Allah'a şükür çok çamura basılacak yerimiz kalmadı. Sadece Hacı Mustafa mahallemize 1 trilyon 992 milyar liralık kilit parke yol yapmışız. 1 trilyon 992 milyar. Bu kültür merkezleriyle beraber, diğer hizmetlerimizle beraber 2 trilyon 772 milyar liralık sadece bu mahallemize hizmet yapmışız elhamdülillah. Sağ olun. Bunlar geçmiş dönemlerle mukayese edildiği zaman, geçmiş dönemlerde Allah için bunu mübalağa olarak demiyorum. Geçmiş dönemlerle mukayese edildiği zaman emin olun ki 90 senede yapılamayanları 4 senede yaptık. Ve inşallah yapmaya da devam edeceğiz. Buralar kıymetli hale gelecek inşallah. Memlekete, şehre yakın. Ben hep öbür taraflarda da söylüyorum. Toprakları satmayın. Ha, kıymetlenecek diyorum da gene de parayı gördük müydü satıyoruz, değil mi? Doğru başkanım. Buralar daha da kıymetlenecek inşallah. Daha da güzel olacak inşallah. Hizmet de inşallah Allah'ın yardımıyla gelecek inşallah yani. Bundan emin olun. Onun için bu ülkenin geleceği önemli. Hani Devlet Bahçeli Bey'le bizim Cumhurbaşkanımız bu ülkenin bekası diyor ya, bu ülkesin bekası ne demek? Bu ülkenin geleceği demek. Bu ülkenin geleceğini kurtarmamız gerekir demek. Geleceğini kurtarmamız gerekir ne demek? Bu oyunları bozmak demek. Bu oyunları bozacağız. Değerli kardeşlerim, biraz önce dedik ya, seçimden çok daha önemli bir şey bu. Ama bu önemli şeyi de seçim kurtarıyor. Arkanızda milletin gücü olursa ancak bunları düzenleyebiliyorsunuz. Arkanızda milletin gücü olmazsa bir şey yapamıyorsunuz. Her şeyimiz var şükür. Huzuru yakalayacağız inşallah, birliği bütünlüğü yakalayacağız inşallah yani. Hep böyle inşallah dediğim gibi ve inşallah Kahramanmaraş'a yakışır bir sonuç almalıyız inşallah. Yani. Cumhurbaşkanımıza karşı Türkiye'de 12 Şubat değil, Kahramanmaraş her seçimde ilk üçte elhamdülillah. Ama bu sefer birinci olmalıyız inşallah yani. Biz sizlere inşallah güveniyoruz. 31 Mart'ta da inşallah hep beraber o sandıklara gideceğiz. Sandıklarda inşallah başka bir işe bakmadan bu oyları inşallah kullanacağız. Bu ülkenin, bu milletin, bu ülkenin inşallah geleceğini kurtarmış olacağız. İnşallah başkanım. Çocuklarımızın geleceğini kurtarmış olacağız inşallah yani. Bizler de inşallah başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizler de elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar bu memleketi çok daha inşallah birinci sınıf yapacağız. Bakın bir expo aldık geldik 2023 diye. Kahramanmaraş bir dünya kenti olacak inşallah yani. İnşallah başkanım. En az 2 milyon insan gelecek bu memlekete inşallah.
1 milyar 200 milyon dolar Kahramanmaraş'ın ekonomisine katkıda olacak inşallah. Bugünkü çalışan sayımıza %4 ilave çalışan sayısı koyacağız inşallah. Kahramanmaraş bir dünya kenti olacak. Havalanımız belki kafi gelmeyecek. 50 tane ülkeden insanlar gelecek bu ülkede inşallah. Hepinize tekrar tekrar gönülden, yürekten muhabbetler, saygılar sunuyorum. Sağlıcakla kalın diyorum inşallah. Evet. Ha, bir şey daha var. Tapu işi. Heh, ona diyeceğim başkanım, beğeniyorlar beni. Evet. Siz şey yaptınız başkanım. Siz girdiniz. Yani abi, burada biliyorsunuz Hacı Mustafa mahallemizde, Altınova'da, ya bu yörede bir tapu sıkıntımız var. Bu tapularla ilgili geldiğimiz günden bu yana çalışıyoruz. Ama Tarım Bakanlığı'ndan bir karar çıkartmak çok zor. Çünkü buralar tarım arazisi diyor, evet, ev yapamazsınız diyor. Sonuçta ama başardık, çıkarttık elhamdülillah. 3 sene uğraştık ama Allah şahit. Aynen, sağ ol. Aynen. Tarım Bakanlığı'ndan izin çıktı. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz 1/5 binliklerini yapacak. Evet, arkasından biz de binliklerini yapacağız. Allahu alem inşallah bunlar Haziran'a kadar biter. Tapu işlemleri de tahmin ediyorum inşallah bu senenin Kasım ayına kadar bitiririz. Tapuları inşallah veririz diye düşünüyorum. Ama Allah şahit 3 sene uğrattık Tarım Bakanlığı'ndan bunu geçirmek için. Allah razı olsun. Evet, inşallah Allah ömür verirse bu sene bunlar bitip inşallah tapu işlemlerimiz de biter inşallah diyorum. Var, düşünmesinler. İster miyiz? Birer tane başlık getirelim bakalım. Okula gidip gelirken üşümeyelim. Dersler nasıl dersler? İyi. Hocam iyi mi, birinci mi? İyi. Birinci olan var mı? Hep birinci olacağız inşallah. Öyle değil mi? Evet. Çok iyi çalışacağız. Kitap okuma yarışmasında sınıfımızın birincileri var. Öyle mi? Ama şirketimiz var. Kitap okuma yarışması. Sınıfımız var. Kafamız var. Tamam mı? Kafamız var. Şu eldivenimizi düşürsek bu da hakkımız. Alabilir miyim bunu? Almak. Hocama beni dağıtın yani. Hakkımız. Tamam mı? Dağıtın bakalım arkadaşlarımıza. Düşmesinler. Ver bakalım. Kendini verince verelim. Öyle ver. Öyle ver. Aç bakalım. Hadi bakalım. Aç bakalım. Yarın ayın 20'si değil mi? Evet. Yarın ihale var. İşte biraz kıştı. Yeni yaptı. Onlara söyledik. Söyledik. Sen benim yardımımı yapacağız. Türkiye ile yan yana gelmeyeceksiniz. Brezilya Müslüman mı? Değil. Ama Türkiye ile beraber hareket ettiği için o cezalandırılmış. Şimdi de Maduro diye bir adam var. Venezuela biliyorsunuz. Bu adam da cezalandırılıyor şimdi. Neden? 15 Temmuz'da Türkiye'nin yanında yer aldığı için. O ihtilal girişiminde 15 Temmuz'da o Maduro ilk olarak Tayyip Bey'i arayan ve yanınızdayım diyen adam. Şimdi seçimle gelmiş bir adam üstelik. Bu demokrasi diyorsunuz. Onun yerine seçimle gelmemiş bir adamı başkan ilan ettirdiler. Dikkat ederseniz. Avrupa'sı, Amerika'sı seçimde gelmeyen bir adamı başkan ilan ettiler. Dolayısıyla bütün bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani Türkiye ile bırakın Türkiye'nin onlara karşı çıkması, meydan okuması, o zaten onları delirttiriyor yani. Milliyetçilerimizle beraber bir Cumhur İttifakı kuruldu. O Cumhur İttifakı ile beraber inşallah bu ülkeye, bu millete zarar vermek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz inşallah. İnşallah onlarla çok çalışacağım. Başla. Allah'ın yardımıyla inşallah. 3 sene uğraşarak aldık elhamdülillah. Bu evlerin üstündeki şeyleri, üstünde ev olan yerleri tarım arazisi olmaktan çıkarttık elhamdülillah. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz 1/5 binlik imar çalışmalarını yapıyor. Arkasından
13 Şubat belediyemize gelecek inşallah. Biz de bir bölü binlikleri yapacağız. Sonra da hazine üzerindeki yaptığınız evler var ya, hazine arazileri, 5 kişilik bir komisyon kurduk. 3 kişi belediyeden, 2 kişi de milli emlaktan. Onlar gelecek, kıymet takdiri yapacağız. Onları da taksitlendireceğiz. Dapuları vereceğiz inşallah. Evet, bugün güneydeki 6 tane mahallemizi ziyaret ettik. Seçim çalışmaları bağlamında. Vatandaşlarımızla beraber olduk. Eksik noksan varsa onları tespit etmeye çalıştık. Gördük ki Allah'a şükür çok ciddi çalışmalar yapmışız fiziki olarak. Bu fiziki çalışmaların eksiklerini de Allah'ın yardımıyla kısa bir zamanda telafi ederiz. İnsanlarımızın, kardeşlerimizin, bu mahallelerdeki arkadaşlarımızın partimize, devlet başkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'na olan ilgileri, sevgileri, muhabbetleri iyi noktada, çok iyi noktada hem de Allah'a şükür. Yani halkla beraber olduğumuz zaman da bunu bizzat birebir müşahede ediyoruz. Ve bunlardan da mutlu oluyoruz. AK Parti ile beraber Milliyetçi Hareket Partimizin oluşturduğu Cumhur İttifakı her yerde güçlü Allah'a şükür. Seçimlerde de inşallah bugün, yani daha önceki seçimlerden çok daha iyi netice alacağımıza ve inşallah Kahramanmaraş'ta bir rekor kıracağımıza inanıyorum ben. Bugünkü çalışma arkadaşlarımız bizimle beraber, bu çalışmalara katılan bütün arkadaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Muhtar adaylarımıza da başarılar diliyorum. Bugünkü seçim çalışmalarımız kapsamında Hacı Mustafa Çiftliği'nden başlayarak Hacı Mustafa Çiftliği, Kumaşır, Selimiye, Altınova, Hacı Ağlar, son olarak da Dadağlı'da seçim çalışmalarımızı 13 Şubat Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan adayımız ve kadın kollarımız, il yönetim kurulu üyelerimizle beraber çalışma yaptık. Ufak tefek eksiklerimizi dinledik. Onların da hepsini not aldık. Allah'ın izniyle buradan gittiğimizde eksiklerimizi de bu seçimde ve seçimden sonra tamamlayacağız. İnşallah memleketimiz için, ülkemiz için hayırlısı olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum.